ve merakla beklenen filmin süper ekibini bir araya getirdi Ömür Sabuncuoğlu. 2022 yılın son cumartesi sürprizinden günaydınlar sevgili seyirciler. Bugün konuklarım Yılbaşı Gecesi filminin senaristi ve oyuncusu sevgili Gürse Bilsel, Şebnem Bozoklu, Büşra Pekin, İrem Sak ve Alina Boz. Harika bir ekip var karşımızda. Güzellik deseniz var, sempati deseniz var, yetenek deseniz zaten var. Gülse Birsel, Şebnem Bozoklu, Büşra Pekin, İrem Sak ve Alina Boz'la sohbet başlıyor. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hepiniz çiçek gibisiniz, mis gibisiniz bugün. Sen de teşekkür ederim. Senenin son röportajı ve evet. Yeni Yılın ilk röportajı. Hayırlı uğurlu olsun. Çok Yılbaşı Gecesi. Yılbaşı Gecesi filmi vesilesiyle bir araya geldik. Gülse Birsel'in Aile Arasında filminden yıllar sonra kaleme aldığı bu film merakla bekleniyordu ve dijital platformda yayına girdi. Biraz bahsedelim mi konusundan? Keyifle izledik ama izleyemeyen seyircilerimiz için. Yani bugüne kadar daha izlemedilerse bilmiyorum. 24 saat, 36 saat falan oldu gibi. Ya şöyle hikayesini seyretmeyenler için anlatayım. İşte bir aile pandeminin sonuna yaklaşılmış. Ev sahibesi Şebnem Bozoklu'nun oynadığı ev sahibesi evde büyük bir parti vermek istiyor. Zor geçirmiş pandemiyi, kızı Covid olmuş, kendisi antidepresana başlamış filan, hepimizin yaşadığı sıkıntılı şeyleri yaşamış. 31 Aralık günü öğlendi. Bir anda vakalarda bir ufak artış olmuş. 3 gün sokağa çıkma yasağı ilan ediliyor. Şebnem Bozoklu'nun karakteri çöküyor. Onun eşini oynayan Fatih Hartman çok üzülüyor eşinin bu durumuna. Ve diyor ki sitedeki komşularımızı çağıralım. Şebnem de buna sıcak bakınca birdenbire kapı kapı dolaşıp aşağı yukarı hiçbirini tanımadıkları sitedeki komşularını çağırmaya başlıyorlar. Bunlar da çok yanlış insanlar çıkıyor. Hem o eve de gelmemeleri gereken, hem o evde bir arada olmamaları gereken yanlış kimlikler, bilmedi tehlikeli durumlar, aralarında husumet olan ikililer hepsi bir araya geliyor ve cümbüş başlıyor. Yavaş yavaş katlana sen filmi seyrettin. Evet. İşler çığırından çıkıyor. Yılbaşı Gecesi böyle bir şeye kalkışmak cesaret ister. Peki gerçekten aranızda cesaret eden var mı? Yapabilir mi böyle bir şey? Tanımadığı komşularını çağıracak olan var mı? Ben de o potansiyel var ya. Ben çağırabilirim. Yeni insanlarla tanışmayı seviyorum. Ben şeye benzetiyorum. Şu an sosyal medyada böyle çok moda olan bir akım var. İşte eve komşularımı çağırdım. En fazla ne olabilir ki? Hani o en fazla ne olabilir ki akımı? Yani tam olarak onun bizim filmi oradan açıklayabilirdi. Ya inanılmaz şeyler olabilir. Bu arada ben de Büşra gibi çağırırdım. Böyle söyledim. Evet, macera seviyoruz biz bir şekilde. Evet. Yemekli mi bu? Yerim ya ben. Canlı müzik de var. Martı mı? Geliriz ya aslında. Kıyametler kopacak bu partide. Ya? Yok ben almayayım, ben yapamazdım. Yok yani her kimin geleceğini, kimin gerçekten kiminle husumeti var falan hiç o şeye giremezdim. Ev de küçük benim. Hiç gerek yok. Gerek yok. Genç oyuncu Alina Boz bu konuda cesaretli ama. Peki seni çağırsalar Alina gider misin? Gitmeyi bilmem ama ben çağırabilirim ya. Yani komşularımı çağırabilirim. Bizim apartman çok küçük zaten. Az çok kimin olduğunu da biliyoruz. Herkes çok cici. Ben kesin çağırırdım. Ya apartman için biraz daha evet, apartman için daha risksiz tabii. Site çok risksiz. Filmin senaryosu aslında Gülse Birsel'in yaşadığı, daha doğrusu yaşamak üzereyken son anda vazgeçtiği bir olaya dayanıyor. Ben çünkü neredeyse yapıyordum bunu. Gerçekten mi? Zaten bu filmin hikayesi de oradan çıktı. Pandeminin ilk yılbaşısında biz Bodrum'da bir ev kiraladık ve dedik ki Bodrum'da geçirelim bu kışı. Hem bu kadar övüyorlar yıllardır, Bodrum'un kışı şöyledir, böyledir filan. Dedim ki ben böyle büyük bir yemek yapayım, herkesi çağırayım. Meğer kiraladığımız sitede de birden fazla Türk pop ve sanat müziğinin farklı farklı divalarının zaten eyvah, evi varmış. Bir tanesini tanıyoruz, bir küçük ahbaplığımız var, birini hiç tanımıyoruz filan. Dedik ki divalarımızı da çağıralım. Ben bir sohbet olur, bir şarkılar olur. Muhteşem cümbüş, unutulmaz bir yılbaşı gecesi olabilir diye bir ümitlendik. Akşam kıyametler kopacak bu partide. Parti mi? Parti nerede? Ben orada zaten. Parti mi var? Yemin et. Sapalar getirdiniz, sapa geldiniz dostlar. Sonra 4 günlük sokağa çıkma yasağı geldi ve sitenin dışında oturan arkadaşlarımız dediler ki mümkün değil. Yani
mesela Türk Bükü'nden işte Bodrum'un içine nasıl gideceğiz, evet. Jandarma kontrolü var falan filan. Biz de dedik ki tamam, arkadaşlarımız gelmesin. Sadece sitede oturan sanatçılarımızı çağıralım. Yürüyüş yaparken bir aileyle selamlaşıyoruz. Tatlı insanlar gibi, onları çağıralım filan. Ya şu kadar kalmıştı benim 12 kişilik catering ısmarlamama. Şu kadar kalmıştı, dedim ki yapmayalım. Çünkü filmini yapalım onun yerine. Birisiyle anlaşamaz. Evet. Yani ama pandemi bize yani, neler yaptırdı yani ya. Olabilir, neler neler. Tatsızlık olur, olabilir, bir kaynaşılamaz filan. Sohbet yürümez. Belli olmaz böyle şeyler ve yapmadım ama bundan film çıktı. Harika, hayaliniz gerçek oldu aslında. Evet, ya tam hayalim böyle değil, bu kabusum gibi bir şey. Yani bu alamadığım risk birebir gerçek oluyor filmde ama neredeyse yapıyordum böyle bir şey. Filmin kadrosu şahane. Gülse Birsel yazarken hayal etmiştir eminiz bu kadroyu. Peki ilk yani senaryoyu yazarken kadro aklınızda mıydı, bütün karakterler? Ya senaryonun belli bir noktasında ben zaten her karakter için 3 aşağı 5 yukarı birkaç oyuncunun sesini duymaya başlıyorum. Bazen bu bazı karakter için çok fazla bir oyuncuya kafayı takıyorum ve onun sesini, onun konuşma ritmini duyarak yazmaya başlıyorum falan. Bu filmde de bazı karakterler için çok erken karar verdim. Bazı karakterler için film bittikten sonra kafamdaki birkaç isimden bir tanesi daha güçlü oldu filan. Oyuncuların büyük çoğunluğu senaryoyu bile okumadan karar vermiş oynamaya. Aslında biz çok kısa zamanda hareket etmek zorundaydık. Hem senaryoyu bitirirken hem çekime girerken tarihler bir anda erkene çekildi falan falan bir şeyler oldu ve neredeyse oyuncuların %90'ı senaryoyu okumadan sadece benim hikayeyi ve karakteri anlatmamla rolü kabul ettiler. Bu da benim için dünyanın en büyük gururudur. Çünkü Türkiye'nin en şahane oyuncularından bir grup bu filmde. Evet. Yani muhteşem bir kadro var. Ve çoğu da sağ olsun senaryoyu okumadan olmayı kabul etti. Yuvanız kurban olsun size. Mutlu yıllar dostlar. Türkiye'nin en zenginleriyle takılmaya gidiyoruz. Birazcık vizyon ama. Birazcık vizyon. Yeni oyuncularla çalışmanın keyfini de yaşamış Gülse Birsel. Biz Şebnem'le daha önce hiç çalışmamıştık. İlk defa çalışıyoruz. Ya şöyle bir o şey. O arama nasıl oldu, o teklif nasıl oldu? Zaten Şebnem karakteri hemen anladı. Yani ay tanıyorum ben bu kadını dedi. Ve zaten ondan sonra sanki bir arkadaşımızmış gibi onun hakkında konuşmaya başladık. Yani Didem karakteri hakkında konuşmaya başladık. Ve muhteşem bir seçim yapmışız. Tekrar çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim canım Gülse. Çok büyük bir zevk benim için. Hazır mıyız? Bu arada şey diyorlar ya hani işte siz de hep benzer insanlarla çalışıyorsunuz falan. Bu filmde 15 oyuncuyuz biz. Galiba 9 oyuncuyla ben hayatımda ilk defa çalışıyorum aslında. Mesela Şebnem'le ilk defa çalıştık. Büşra'yla ilk defa çalıştık. Alina'yla ilk defa çalıştık. İrem Sak filmin en ilginç karakterlerinden birine sahip. İrem, oradan bakın İrem'e soracağım. Senin telefonun çaldı. Alo dedin. Evet. Sonra? Bu proje için de yalan dünya için. O çünkü benim onda yalan dünyayla hakikaten öyle bir hikayemiz vardı. Hani bir gün telefonum çaldı ve başka bir yerdeydim. Mesaj sonra atmış kendisi. Merhaba ben Gülse Birsel diye. Benim hakikaten onu yaşadım ben. Çok şahane bir andı benim için. Bunda sadece bana tarih Eylül'de ne yapıyorsun dedim, senenin şeklinde direkt konu kapattık yani. Çok en şaşırtan karakterlerden biri zaten İrem'inki. Evet. Değil mi? Kesinlikle. Sürprizlerle dolu. Doğru. Katman katman. Evet. Akordeon çalıyor İrem Sak filmde. İlginç bir enstrüman. Bu fikir nasıl çıktı ortaya? Akordeon dersi aldın mı? Ya sayesinde aldım. Normalde çalabiliyordum ama bu kadar hakim değildim. Ona da onun için de ben teşekkür ederim. Ben geliştirdim. Ben karakterim bir enstrüman çalmasını istiyordum. Ha. Böyle bir antresi olmasını istiyordum. İrem dedim, darbuka çalabiliyor musun? Dedi ki çalarım. Ben dedi bu arada akordeon da biraz çalıyorum. Dedim ki bir dakika. Orada bana konuşmamız lazım. Evet. Ve zaten çalıyormuş biraz. Biraz da üzerine ders de aldı ve o şahane, unutulmaz ve çok garip bir an olan sahne ortaya çıktı. Sahana getirdiğini rahsema geldi en dostlar. O şarkı da çok güzeldi.
Burada bir açılış Safalar getiriz, evet. Ama o rock versiyonuyla söylüyorum. Evet, ben bir değişik versiyonla girdim. Zaten Ayta da onunla geliyor. Daha rocker gibi söyledim. Evet. Yılbaşı gecesi hem bir film hem de bir yılbaşı eğlencesi konseptini de taşıyor. Öyle ki filmdeki bütün şarkılar canlı kaydedilmiş. Canlı çekildi değil mi şarkılar bu arada? Şarkıları canlı kaydettik. Bu daha önce bir filmde olmuş mudur bilmiyorum. Vallahi ben ona kişisel bir şok geçirdiğimi itiraf etmeliyim. Evet. Çünkü normalde bu tip filmlerde bu şarkılar stüdyoda kaydedilir. Evet. Sonra çekim günü toparlanır yaparak hani güya söylüyormuş gibi klip gibi. Bir geldik o gün sete, orkestra var. Provalar yapıldı saatlerce. Tabii. Canlı kayıt. Ve sabah 5.30'da onu söylemek. O da enteresan bir atölye çalışması gibiydi. Evet. Film soğuk havaların başladığı günlerde çekildi. Böyle soğuk bir havada buz gibi suya düşmek zorunda kalan Büşra Pekin neler hissetti acaba? 38 derecede kan ter içinde ne yapacağız biz burada falan diyerek provalara başlayıp evet. Tam da Büşra'nın havuza düşmesi gereken gece -12'de kar yağdı. Dereceye falan. Evet. Bir kar yağmadı yani. Atlılar, eldivenler. Vücuduma delilik geldi. Yanaklarım al al oldu. Ciddi mi? İyi geldi. Bağlayacaktım aslında. Evet, hangi mevsim çekildi diye. Evet. Kaç kere düştün? 2. O kadar mı? Evet, aslında birinci düşüşümüzde de oldu fakat hadi bir de böyle mi düşsek acaba diye böyle bir canımız istedi. Seve seve kurutulduk falan. İkinciyi de atladık. Tamam. Arkadaşlar biliyorum havuz var. Arkadaşlar sakin. Havuz var, görüyorum. Film için sarışın olan Büşra Pekin, fit başladığı filmin dekorlarını yedikçe kilo almaya başlamış. Peki dekorlar yendi mi? Çok güzel yemekler gözüküyordu yılbaşı gecesi. Ben yedim. Ben bol bol yedim dekor. Dekor yedik. Alina ile Burak'ın biz ne çok yedik. Ne yedi? O sarmaları ne yedi? Çok iyiydi. Yemekten oynayamadılar. Evet. Güzel bakıyorum şapur şupur o sarmalar nasıl gidiyor? Çok güzeldi ama çok sarmalar. Gerçekçi. Vişneliydi bir de. Ben bir şeyi merak ediyorum. Ben filmin başında Ozan Hocam da benden bunu istedi böyle. Fit olmamı istedi. Filmin başında çok fitim ama sonuna doğru bir ayın sonunda geceleri o işte yemeklerimizi yiye yiye çok da güzel ağırladılar bizi. Sonra yavaş yavaş kilo almaya başladım. Filmde Alina Boz'la Burhan Kuzum'un canlandırdığı karakterlerin aşk kaçamakları da fragmanda ilgi görüyor. Biz oyun oynasak benim odamda. He tamam. Dünya kupası, araba yarışı falan takılıyoruz ama sen... Ve güzel de bir paylaşım yaptınız Alina ve Boran'la ilgili. Hani spor zor şartlarda gerekli. Evet, evet. Ya Alina ile Boran'ın hikayesi de çok cazip bir evet. Hikaye. Çok böyle kimyası da ilginç bir çift oldular. Komedisi de çok ilginç bir çift oldular. Alina çok baskın Boran. Bir karakteri oynuyor. Aslında ilk başta Boran çok baskın görünmesine rağmen. Onların hikayesi filmin içinde apayrı bir lezzet ve ilginç bir aşk hikayesi. Böyle bir cümbüş, böyle bir kadro bir araya gelince her sahnede eğlence garanti. Peki Şebnem, senin en çekerken eğlendiğin, birkaç kez tekrar yaptığınız, seni en eğlendiren sahne hangisiydi? Şimdi aslında filmin tamamı ömür senin bu bahsettiğin şey gibi geçti. Ya tahmin ediyorsundur hani baktığın zaman da oyuncu kadrosuna hani ve gerçekten çok komik anlarla dolu. Yani sahneler zaten öyle hani sahneler çok komik. Allah'ım lütfen gülmeyeyim. Lütfen diye hani böyle giriyordum bütün sahneleri çekmeye. Ya bütün film benim için böyle bir andı diyebilirim. İki senenin acısını bu gece çıkaracağız inşallah. Evet. Yok artık. Adana ne oldu? 3 gün sokağa çıkma yasağı. Bence daha güzel. Üçümüz birlikte kutlarız ailecek. Efendim? Film bir gecede geçiyor ama biz gerçekten bir ay boyunca akşam 6.30 sabah 6.30 arası çalıştık. Ve saat 3.30'dan sonra yani böyle sabah 3.30 ile 6.30 arasında böyle insana bir şey oluyor. Nasıl anlatırız bunu bilmiyorum. Hani çalışmak, ayakta durmak normalde hani o serotonin mi bitiyor bilmiyorum. Yani kimyasal bir şeyler oluyor vücutta. Böyle bir denge, vücut uyumak istiyor ama ayaktasın. Böyle herkesin her şeye çok güldüğü böyle bir 2.5 saatlik bir zaman yani. İrem Sak'la Şebnem Bozoklu 1 dakikalık bir sahne için 6 saat beklemiş midir mesela? Neden olmasın? Ya bizim çok küçük bir sahnemiz kaldı. Bütün gün çalıştık. Gece 12'de
Çok minik bir merdivenden çıkış sahnemiz kaldı. Üçümüzün hani böyle dur çıkma hadi çık yaptım. Yani Derya Karalaş inanmam. Evet bir dakika. 10 saniye. Saatte gece 12. Üçümüz de şey diyor konuşuyoruz işte Derya Şener bunu çeker gideriz falan. Sonra ufak bir sıralama değişikliğiyle reji çok sevgiler bize gelip ya biz o sahneyi sona alıyoruz. Sizi dinlendirelim biraz dediler. Dedik yapacak bir şey yok. Biraz oturalım muhabbet ederiz. Hani bir 40 dakika otur bir çay içeriz falan diye düşündük. Sabah 6'yı 10 geçe geldiler. Hadi sizi alalım diye biz rüyalardan uykulardan tabii, kalktık. Battaniyelerle uyumuş. Böyle hani uykumuzda bizi makyaja saça alıp tabii, tipimizi evet. Biraz toparlayıp evet. O tek cümleyi. Evet çok iyiydi. O sahneye bakacağım hayretten nasıl göründüğümüze. Gülse Birsel Yılbaşı Gecesi filminin son set gününde nasıl coştu? Sorumluluğun bitmesiyle ben orada eğlendim, güldüm, oynadım, neşelendim. Film setin şıkır şıkır güzellerin yüzü neden balon gibi şişti? Herkes her gece şıkır şıkır böyle suratlarımız şişiyor, göbekler şişiyor. Ayta Sözeri ile Serkan Keskin'in Fırtınalar düeti nasıl ortaya çıktı? Ama bir tane Serkan'la Ayta'nın Fırtınalar düeti var. Hepsi ve daha fazlası yılın ilk röportajında yarın pazar sürprizinde.